sosyal medyadaki müthiş, inanılmaz before after fotoğrafları ve videoları. Bugünkü konumuz bu olacak çünkü Ramazan sonrası yaz da yaklaşırken umut tacirleri, sizi dolandırmaya çalışan kişiler bu before after'lardan sıklıkla faydalanacaklar. O yüzden siz de gözünüzü açıp gerçeklerin farkında olun diye bugün dilim döndüğünce size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İşini hakkıyla yapanları tenzih ederek bu videoda bazı şeyler söyleyeceğim. O yüzden kimse üzerine alınmasın. Alınacak olanlar zaten vereceğim örneklerden de durumu anlayacaklardır. İlk olarak fotoğraflarla başlayalım. Böyle daha masum sayılabilecek şeylerden daha sıkıntılı yerlere doğru adım adım gidelim. Before after fotoğraflarına bakacak olursanız before fotoğrafları ne hikmetse böyle kötü ışıkta, pump yokken, işte göbek salınmış, kaslar sıkılmamış halde çekiliyor. Ama after fotoğraflarına bakıyorsunuz, tesadüf bu ya. Hepsi spor sonrası, pump'lı, vücuttaki tüyler alınmış, ışıklar, açılar güzel ayarlanmış. Hatta bazısında solaryuma gidilmiş, boyanmış. Sonra bu iki fotoğraf yan yana koyuluyor. Alta da yazılıyor ki 3 ayda müthiş değişim, 3 ayda 20 kilo verdi, 3 ayda 10 kilo kas aldı. Siz de tabiri caizse atlıyorsunuz. Özellikle bilgisiz olanlar, yani yeni başlayanlar, daha hevesli, böyle daha kısa yoldan daha çabuk sonuçlar almak isteyenler bu değişimleri tabiri caizse balıklama atlıyor. Bu videoyu da zaten balıklama atlamayın, aklınızda bazı soru işaretleri uyansın ve bir daha sosyal medyada değişim fotoğrafı videosu gördüğünüzde bu video aklınıza gelsin ve buradaki gibi değerlendirin diye fikir vermesi adına paylaşacağım. Bu fotoğraf hilesi en basit olanlardan biri. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bir hizmet, bir ürün, bir herhangi bir şey size süre odaklı satılıyorsa orada aklınızda bir soru işareti olsun. Neden diyecek olursanız, böyle çok da sıkmadan kısa kısa samimi bir şekilde geçmek istiyorum. Yani herkesin imkanı farklı, bütçesi farklı, durumu farklı, altyapısı farklı. Yani her şeyi farklı. Orada atıyorum Ahmet Bey değişmiş, çok da güzel bir değişim elde etmiş X sürede. Bana da oluyor bu arada. Ben de fotoğraf paylaştığımda hocam kaç ayda oldu, ne kadar zamanda oldu? Ya arkadaş sen ne yapacaksın ne kadar zamanda olduğunu? Adam yapmış, adam kendine yapmış. Sen yapmıyorsun ki bunu. Bu ve burada şöyle bir durum oluyor. Sıkıntı orada zaten. Atıyorum 3 ayda yapılmış. Siz bakıyorsunuz 1,5 ay oldu kendinizde. Öyle bir değişim yok. Hatta o sürede öyle bir değişimin olabileceğine dair bir umut da yok. Diyorsunuz ki demek ki ben yapamıyorum. Veya hocam kötü veya şu bu nedenlerle bir anda bırakıyorsunuz. Halbuki siz istikrarlı şekilde devam etseniz belki de sonuç alacaksınız. Ama bu tip yanlış yönlendirmeler sizi belki de kendi yolunuzdan vazgeçirebiliyor ki bu çok normal bir durum, sıklıkla yaşadığımız bir durum. Gelelim diğer noktalara. Hele bir tane geçen video gördüm. Adamın formu kötü, video çekiyorlar böyle. Yağ oranı yüksek, diyor ki 5 ayda six pack yapar mıyız? O diyor yaparız, işte bir ay geçti meşti falan diyor, hatta böyle süslenmiş de bayağı video. Sonra şak böyle 10 saniyede bir video, adamın 5. ayda six pack'ler çıkmış, işte herif boyanmış ya arkadaş, solaryuma girmiş, yarışmacı pozları böyle. Ya ben gördüm üzüldüm, alttaki yorumlara bakıyorum, insanlar hem inanıyor, ilaç yazan var, ilaç zaten yani öyle değişimler de %100 oluyor. Hani bunu anlamak için adamın yağ kilo oranındaki değişime bakmaya da gerek yok. Ya herifin gözünün feri gitmiş arkadaşlar, Allah'ını seversen. Adamın yüz çökmüş, böyle görüntü zaten hani ilaç alanla normal ilerleyen bir adamın derisi, o kasların, o damarların duruşu, onlar çok daha farklı oluyordu. Hani bunları farklı videolarda ele alırız. Buradaki konumuz before after videoları, fotoğrafları diye çok uzatmak istemiyorum. Yani adam resmen hani utanmasa natürel değişim diye ilaçlı değişimi artık neler neler yapıyorlar artık. Çok uç seviyelerde uygulamalar. Bunun antrenmanı, beslenmesi, osu busu çok sıkıntılı. Hani bir antrenörün zaten beslenme programı hazırlaması bile hukuki olarak mümkün değil ki. Yani benim ekibimde 5 tane diyetisyen var şu an. Hani ben gerizekalı mıyım da bu kadar profesyonele ödeme yapıyorum, ekibimi genişletiyorum, maliyetimi artırıyorum da sizlere hizmet veriyorum. Bir antrenör yazamaz arkadaş, beslenme programı yazamaz. Bunun yanında bu insanlar bir de ilaç satıyorlar. Hani supplement de değil, böyle aramızda yeni olanlar, spora yeni başlayanlar da olabilir diye daha açık söylüyorum. Hani whey protein, karnitin falan değil, bildiğiniz hormon ilacı satılıyor. Steroidler artık ne diyebiliyorsanız. Bu zaten hani hukuki etik kısmını da geçtim. Bu ilaçların kullanımı ve satışı bildiğiniz uyuşturucu kullanımıyla paralel bir hukuki zemine gidiyor. Ve bu kullandığı ilaçları falan videolarda söyleyen salaklar var. Hani adam başına alabileceği şeyin, riskin, hukuki sıkıntının farkında bile değil.
Ama ülkemizde nedense böyle reels çekip çok izlenen veya atıyorum bir yarışmada bir derece yapan çok daha iyi antrenör, çok daha iyi hizmet veriliyor gibi düşündüğünde hani bu konular böyle nasıl diyeyim böyle çok daha kolay geçiliyor ama hani bir yerden bir takarlarsa başınıza çok ciddi iş alırsınız artık. Ama o da onları salaklığı artık cahil cesareti diyelim. Neyse bu ilaç konusu değişimlerde ilaç da kullandırılıyor bazısından. Natürel değişim diyor bilmem ne oluyor. Neyse bu da ikinci adımı. Bunun bir farklı boyutu daha var. Yine sizin paranızı kazanmaya yönelik. Adamın X markasıyla veya salonla, spor salonla, Y firması, Y supplement firması sponsor oluyor. İşte sen karnitin al, BC al, V al, arginin al, bilmem ne al, daha hızlı gelişeceksin. Size komisyon kazanıyor olabilir. İşte onun satış anlaşması olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Size yani yok yere yükleme yapıyorlar. Ve burada da şöyle bir şey var. Hani yarışmacılar kullandığı ilacı söylemiyor. Çünkü supplement firmaları onlara sponsor olmaz. Arkadaşlar siz Amerika'da mı olduğumuzu zannediyorsunuz ya? Supplement firmalarının umurunda mı Türkiye'de acaba sizin ilaç kullanıp kullanmadığınız? Hatta ilginç şekilde bizim ülkede ilaç kullanılan adamlar daha böyle tercih sebebi oluyor. Gençlerde hele özellikle çok ilginç bir yaklaşım var. Böyle 13-16 yaşına kadar düşmüş ilaç kullanımı. Saçma sapan bir kitleleri var ve kendince bir şey yaptıklarını zannediyorlar ve girdikleri topların hiç farkında değiller. Sağlık riskleri falan. Ya o yani o çocuklar 10 sene sonra yok arkadaşlar. 10 seneyi göremeyecekler bile büyük ihtimalle. Bu sektörde yaşanan sağlık sorunlarını, sizden saklanan sağlık sorunlarını falan bir bilseniz o kişileri takip hani değil o kişilerin önerilerini dikkate alıp antrenmanı, beslenmesi, gidip ilaç kullandırılan koştuklarından faydalanmak falan. Herifleri takip bile etmezsiniz. İşin içine para girdiğinde inanılmaz şeyler oluyor. Hadi diyeceksiniz ki şimdi sen de uzaktan eğitim hizmeti veriyorsun. Sen farklı mısın? Evet biz farklıyız çünkü biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Benim ekibimde benim dışımda 5 tane antrenör var. 5 tane diyetisyen var. Fizyoterapist var. Ve herkes uzmanlık alanında hizmet veriyor size. Ve gelip bana yarışmacı hazırlıyor musunuz dediklerinde ben yarışmacı hazırlamıyorum diyorum. Bunun iki nedeni var. Bir ben yarışmacı hazırlamaktan anlamam. Doğal hazırlık sürecinden de ben anlamam. Hayatımda hiç yarışmadım. Bana hiç hitap eden bir durum olmadı. Dolayısıyla ben yüklemesiymiş, periyotlamasıymış yarışmacı adına hiçbir şey bilmem. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni de ilaç kullanımı. Ben ilaç kullanmayı düşünüyorum diyene bile sistemime dahil olamıyorsunuz diyorum. Ben tamamen doğal bir sistem kurdum. Çünkü bizim için sağlık her şeyden önemli. Ben bu uzaktan eğitim sistemini bir şirket gibi yönetiyorum ve bu çapta bir iş yönetiyorsanız hukuki olarak bazı riskleri almadan ilerlemek zorundasınız. İlaç milaç konusu zaten hani onun hiçbir türlü gideri yok. Diyetisyen bu kadar çok diyetisyen profesyonel çalıştırmamın nedenlerinden biri de bu. Hem işimizi hukuka uygun yapalım, hem iyi bir hizmet verelim, hem de ben karakter olarak kafamı yastığa rahat koymak isterim. İyi bir hizmet vermek isterim. Bize güvenip, inanıp, maddiyatından bir harcama yapıp, kendi yatırımına, yani geleceğine yaptığı bir yatırımda bize güvenen biri, üyelerimize, öğrencilerimize artık siz ne diyorsanız, ben de elimden gelen en profesyonel, en verimli şekilde yardımcı olmak isterim. Neyse bu konuya da biraz girdik, çok uzattık ama lütfen bundan sonra sosyal medyada before after içeriği gördüğünüzde bu videom aklınıza gelsin. Benim siteme girdiğinizde de değişimlerde kullandıkları paketi yazdım. Benim hiçbir hikayemde 3 ayda şunu yaptık, 5 ayda bunu yaptık diye göremezsiniz. Siteme girdiğinizde de kullandığı paket yazar sadece. Ama altını çizerek söylüyorum. Ben belki bunları söylemesem çok daha fazla üyem olur ama benim umurumda değil arkadaşlar. Benim önceliğim para değil, alnımın akıyla hizmet verebilmek ve bir gün bir durum yaşayıp da sizin karşınızda mahcup olmamak. Ben bütün çalışmalarımı, planlarımı, projelerimi buna göre yapıyorum. O yüzden de çok şükür kafamı yastığa rahat koyuyorum ve iyi bir hizmet veriyoruz diyebiliyorum. Bu videolara devam edeceğim. Samimi bir şekilde ele almamı istediğiniz konuları bana yorum şeklinde iletebilirsiniz. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Bu bayağı bir dolu olduğum konuydu. O yüzden biraz uzattıysam da lütfen kusura bakmayın. Yorumlarda sorularınızı da bana her zaman iletebilirsiniz. Görüşmek üzere. Güçlü ve sağlıklı kalın.